Aracımız tertemiz, yıkamaya gerek yok. İşlere geldim. Şimdi güzel bir iş alalım. Yeni araçları bir kullanalım bakalım Scania nasılmış. Beraber göreceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra bugün Truck Simulator Ultimate oynayacağız. En son ne zaman oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok zaman geçti ama bir 3 ay önce falan oyuna bir güncelleme gelmiş. 3 ay öncesinden bahsediyorum. Bakın çok oldu çünkü. Bu güncellemede oyuna Scania'nın garajı eklenmiş arkadaşlar. Hatta onu da bir göstereceğim size. Ve Scania'nın da resmi bir şekilde araçları gelmiş oyuna. Bakın Scania'nın resmi galerisi showroom'a eklenmiş. 3 ay önce gelmiş tabii ve 2 tane de tırı gelmiş. Birebir orijinal Scania'lar, resmi ve lisanslı. Bir tanesi R420 olan 2010 model bir tır, 342 bin. Bir tane de R420 2010 6x4 olanıymış. Birisi 420 beygir, 420 beygir. Her şeyi aynı. O zaman dur bakayım, dingilleri mi farklı? Aynen, bu 6x4 olan, bu normal ne oluyor? 4x4 mü oluyor? Kaç oluyor bilmiyorum. Yani şu olan 6x4 biraz daha ağır yükleri falan taşımak için daha uygunmuş gibi hissettirdi. Bunun fiyatı 348 bin. Bizim paramız 178 bin. O zaman ne yapacağız? Tır satacağız arkadaşlar. Bugün tır satarak Scania'yı alacağız. Yeni showroom'u görmüş oldunuz. Hala görmeyenler varsa tabii ki biraz çekicilerimden birkaç tane satacağım arkadaşlar. Şimdi bunlardan benim önceliğim. Aa, bizim niye 2 tane BMC Pro var ya? Abi o 3 tane. Abi benim 3 tane BMC Pro varmış. Sat abi birine gitsin. 90K. Sat gitsin. Ha, pazarda satış açık. Satış gelir %10 komisyon alacaktır diyor. Ha, direkt satamıyor muyuz? Abi ben direkt satayım istedim ya. Direkt sat yok mu? Tüh tüh tüh. Ben şu an direkt satacağız sanıyorum. Kafa öyle gitti. Dur. Şimdi bir tane BMC Pro'yu gönderdim. Bir tane daha var. Yine Azerbaycan'da. Bunu da satıyorum abi. 2 tane sattım. E abi zaten 3 taneymiş. Ne yapacağım ben 3 tane BMC Pro'yu? İkisi satılsın gitsin. Şimdi başka ne var satılmayı bekleyen ya da fazla elimizde araç var mı? Onlara bakayım. 99, 180, 170 daha kaç eder? 360 falan. Yetiyor. Eğer bu fiyata satılırsa. Şimdi çekicilerime geldim tekrar. Volvo, Mercedes var, Aksor bir tane, Fatih bir tane mi? Bakayım, Fatih de sanki 2 tane gibi. Aynen bakın, BMC Fatih 2 tane abi. Bir tanesi Çin'deki ofisimizde, biri Türkiye'de. Çin'dekini de sat abi. Niye fazla kalsın? Elimizdeki fazla araçları satıyorum arkadaşlar. Satılsın ki biz de böyle keyfimize bakalım. Yeni araçlar alalım. Şu an 3 tane benim ilanım var. 2 BMC Pro, 1 BMC Fatih var. Şimdi başka ne var? Dur, burayı geç abi. Teklif verme yok. Abi bunları hemen satma olsaydı keşke ya. Ben ikinci ele vermek istemiyorum. Direkt oyuna satmak istiyordum aslında. Benim planım oydu. Şimdi benim planımı değiştirdi. Baya baya değiştirdi hem de. Ah, neyse. 2 tane de Freightliner diye bir araç var biliyorsunuz. Freightliner. Bu da Freighter yazıyor lisans olmadığı için. Bunların da birini satacağım arkadaşlar. Bunu da aynı anda 3 tane fazla satamazsın diyor. Tamam, bunu satamıyoruz. 3 tane. En fazla 3 tane satabiliyoruz. O zaman şimdi nasıl yapalım? Kötü oldu bu ya. Ben direkt yani satılacak diye düşünerekten plan yaptım kafamda. Ama öyle olmuyormuş meğerse. İkinci el pazarında. Abi keşke öyle olmasaydı. Bizim şimdi bunlara bir teklif veren de çıkmaz kesin kolay kolay. Kim BMC Fatih alacak abi? Kim BMC Pro alacak ya? Buna teklif bile çıkmaz ki. Nasıl yapsak? Yani şu an benim param da yok. Yani oyunda ben şeyi de alamayacağım. Scania'yı da alamıyorum şu an dikkat ettiyseniz. Bunların satılması lazım. Bunları satmadan peki ben direkt Scania'ya baksam ne kadar istiyorlar? Hani ikinci elde bir bakalım. Daflar var burada. Scania var 307 bin diyor mesela. 15 teklif gelmiş toplam. Abi bizimkine niye teklif gelmiyor ya? Bize de teklif gönderin. Vallahi verin teklifi de direkt satacağım ya. Bakayım başka var mı? Bir tane gördük şu ana kadar. Hep Actros'lar var. Scania var bir tane. 287 binmiş. R420. 6x4 olan değil. Normal şasi. 287'ymiş.
Daha ucuzu var mı? 285, 92'ye var. Bunları geçiyorum. Bunları da geçtim. Bak mesela BMC Pro'yu ne kadar koymuş? 88.000'e koymuş. Bizim fiyat yüksek arkadaşlar. Yo, gerçi mevcut teklif 105.000. Bizim 90'dan açtık kapıyı biz. İyi fiyat o zaman. Ama bizimki bak nerede acaba? Teklifler hangi sırada acaba? Nasıl gözükecek, önlere gelecek? O biraz sıkıntı şu an. Yani teklif vermesi lazım birilerine arkadaşlar. Vermesi işler sıkıntı. Haberiniz olsun. Şimdi bakıyorum hala ucuza var mıdır diye. De çok soru ya. Yani bakıyorum abi, yok ki, baksanıza. Ve şöyle de bir sıkıntı var. Abi bizim tırlar sanki gitmiş, bizim daha fazla tırımız vardı sanki ya. Çok azalmış. Benim o kadar az tırım yoktu ki boyunda. Bilmiyorum ne oldu, anlamadım. Evet. Scania'yı satan çok az arkadaşlar. Ya aşırı az. 2-3 tane ilan gördük sadece. Onun dışında Scania satıcısı yok. Resmen satmıyorlar, evet. Şimdi biz bu araçları... Aha, bir teklif gelmiş buna. Mevcut teklif 94.000. 91'e koymuştuk. 94'e bir teklif vermiş. Ama da bir teklif gelmiş, 76. Şimdi yavaş yavaş üstlere çıkmaya başlıyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sürelerin bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu süreler bittiğinde zaten şu ikisi satılsa bile 70, 80 de, 90 de, 170, 360. Her türlü biz, ama da teklif geldi, çok güzel. Biz her türlü zaten Scania'yı alabileceğiz. Şimdi bu teklifler bitmesini bekleyelim. Paramızı alıp Scania'yı alıp yollara düşelim arkadaşlar. Evet, şu an muhtemelen 3 arabamız satılmıştır. Tekrar girdim ben önü. Süre bitti. Şimdi 3 tane garajda gözüküyor. 3 işaretini gördüysem en son 3 tane satılığa koyduğumuz fazladan aracımız vardı, tırımız. Onları sattık. Gerçi parasını almadık henüz. Biraz zaman geçti aradan tabii bu arada. Şimdi şunları ben bir alayım. Dur pardon, yanlış girmişim. 700 bin lira falan gözüktü. Şimdi süre doldu diyor. Tamam, 114 bine bir tanesini aldım. 114 bine bir tanesi daha. 103 bine bir tanesi daha. Toplamda da 479 bin lira da paramız oldu. Bir tane bonus varmış. Şu bonusu da alalım. Abi fazladan araçlarımızı sattık. Vallahi harika oldu. Çok çok güzel oldu hem de, yani bayağı iyi oldu. Bu gerçekten iyiymiş. Bedavadan fazladan aracımı satıp paramızı aldık. Şimdi tabii ki yeni bir tır satın alacağız. Oyuna bu 2-3 ay önce gelen bir güncellemede bu Scania'nın tırları gelmiş. Bunları alacağız. Burayı zaten göstermiştim size. Bunun da şu 6x4'lük versiyonunu alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ara çok güzel. Onu söyleyeyim. Hemen Türkiye'deki park yerimize tamam, aracınıza ulaşabilirsiniz diyor. Satın aldım. Bunun da şöyle güzel bir sefer yapalım. Güzel bir iş alayım bunun öncelikle. Güzel bir yere gidelim. Ağır bir yük taşımaya çalışacağım. Tabii önce dur. Garajdan bir şeyi seçelim. Aracımızı bir seçelim. Neredesin? Scania buradaymış. Bir kişiselleştir yapalım. Bir kişiselleştirmede neler var bir görelim. Ondan sonra geçeriz arkadaşlar. Tekerlekleri hiç yapmayalım abi. Şu aksesuarları bir yükleyelim ama. Aksesuar önemli. Şimdi paramız yeter mi? 132 bin var. Yeter gibi duruyor. Kupayı aldım, telefonu aldım, güneş gözlüğü, peluş nazarlık, peluş sar, burada bir sallanan köpek hula hula diyor, bunu da aldım. Fanı aldım, bütün hepsini alacağım arkadaşlar, param yettiği kadar. Sallanan emoji, bak hepsini satın alıyorum, 64 bin kalmış, bunu aldım. Hava tabancası, telsiz aldım, bayrak aldım, bir bayrak daha aldım, 44 bin kaldı. Dur, perdeler var, iyi, aşağıdakiler farklı bayraklarmış, tamam, yedecek paramız. Ama dur, şimdi diğerlerini almaya yetmeyebilir. Başka aksesuarlar var mıydı? GPS. Abi niye beni harcadık öyle? O zaman şunu da oraya aldım. GPS'imizi de aldım. Elleri geç, levhalar var. İsimlikler falan alabiliyorsun. Aslında isimlik alalım ya. Şu tarafa mı aldık onu? Ha, dur, LED ekran. LED ekran da var. Ha, şöyle yazacak. Şöyle mavisi var. LED olsun ya. LED daha güzel olur arkadaşlar. Tamam, LED olsun. Bine bunu da aldım. Düzenliyorum. Buraya da hemen yine kırmızı kalsın. Oyun avcısı diye yazdım. Böyle güzel bir şekilde LED isimliğimiz var. Bunları geçiyorum. Şunlar neymiş? Ha, şöyle uzun araç falan diye yazan. Tamam, hadi uzun araç tabelasını da alalım şöyle bir. Güzel olur. Geri geldim. Yine koltuklar var ama koltuklara paramız yetiyormuş gerçi.
Şu nasıl? Fena değil. Biraz geniş. Hadi bunu da aldım. Ya alalım abi. Ne var ne yok alalım ya. Alabileceklerimizi alalım. 20 bin kaldı zaten. Eller. Ha bu ellere şey falan. Tesbih falan aldık. O zaman şöyle yapalım. Dur. Sağ ele bir tane tesbih. Başka ne var? Bileklik var. Yüzük var. Yüzük gözükmüyor zaten. Mesela saat de olabilir. Böyle güzel saatler de var. Sola da alabiliyoruz. Sağa da. Dövmeler var. Hadi bu dövme olsun bari. Aksesuar almıyorum. Dövme aldım arkadaşlar. Da şu uzun araç yazısı biraz gıcıma gelmeye başladı ya. Yani bir tuhaf bir görüntü gibi geliyor bana. Şu mesela sağ üst sağ altlarda ne var? Bu tabelaların anlamları var ama ben bilmiyorum. O zaman şu TR'yi de alayım. Tamam mı? Şöyle ufak tefek minik bir modifiye gibi bir şey oldu. Bunu seçiyorum. Aracımız tertemiz, yıkamaya gerek yok. İşlere geldim. Şimdi güzel bir iş alalım. Yeni araçları bir kullanalım bakalım Scania nasılmış. Beraber göreceğiz. Şimdi yükümüzü çok uzun bir yük almayacağım arkadaşlar. Ve güzel bir şeyler götürmeye çalışacağım. Böyle birazcık görsel anlamda iyi bir yük taşımaya çalışacağım. Türbin var mesela. Vinç var. Dur şu vinç alalım hadi. Direkt teklif verdim. Gümüşhane'den Elazığ'a götürüyoruz bu vinci. Bayağı güzel, ağır bir vasıta. Yani taşıyacağımız yük ağır bir yük. Taşıması bir tık zor olabilir ama Scania güçlüdür. Taşırız. Bakalım nasıl olacak. Truck Simulator Ultimate epeydir gelmiyordu. Aylardır gelmiyordu. Bugün de bir açılış yapmış olduk. Yine ara ara oynamaya çalışacağım. Ama güncelleme gelirse çok daha sık oynarız. Güzel şeyler gelirse, haritalar, ne bileyim farklı özellikler, bunları kesinlikle test ederiz zaten ama öyle günlük seri şeklinde oynamayız arkadaşlar ama ara ara oynamaya çalışacağım, merak etmeyin. Çok uzun bir sefer olmayacak. 222 kilometre kısa bir sefer ama arkadaki yük biraz ağır olacağı için biraz zor bir iş olabilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şu an bekliyorum. 222 kilometre 33 saniyem var. En iyi teklif bende. 9485 verdim. Yani ben bu yükü 9485 liraya götürürüm dedim şirkete. Muhtemelen bana verecekler. Bir 20 saniye bekleyeceğiz. Burada bir bedava paramız var. Neymiş? Bunları görevleri yaparsanız bedava para falan geliyor. Tamam. 13 saniye. Bitmez böyle de ya. Beklersin bitmez. Beklemezsin anında biter. Bayağıdır oynamadık. Vallahi bayağıdır oynamadık. Ben de bir özlemişim böyle bir tır kullanmayı. Bakalım nasıl oluyormuş bir yük taşımak, ağır bir vinç taşımak. Hemen başta dedim. Karakterimiz zaten var. Sabah saatlerinde açık havada bir yolculuk yapalım. Yaz mevsimindeyiz. Bulut bulut olmasın abi. Açık hava. En güzel şekilde taşıyacağım Scania ile. Yeni lisanslı bir tır biliyorsunuz. Scania'nın tırları lisanslanmış. Showroom'u lisanslı. Ve bunları bir test ediyoruz. Geç de olsa test ediyoruz. Şimdi abi bakın. Aracı çalıştırdık değil mi? Şu 360'a bir geleyim. Bakın önce tırımızı bir görün. Uzun araç yazıyor. Farlarımı şuradan bir açtım. Abi araç çok güzel. Orijinal arkadaşlar. Birebir orijinal tır. Yine şurada LED tabelamızı görüyorsunuz. Şurada aksesuarlar, aldığım şeyler. Bak kollar burada, dövmeler gözükmüyor. Dövme almıştık, dövmeler gözükmüyor. Ve burada da escort araç var bakın. Burada bekliyor. Bizim arkamızdan o da çıkacak. Hadi bakayım. Şu aynayı açtım. Ses iyi değil mi? Güzel. Ses güzel. Yalnız abi tırın içi de bayağı bir detaylıymış ya. Dur şöyle yapalım. Şu konsolu bir kapatıp göstereceğim size. Bakın. Yani bayağı bayağı birebir aynısı yapılmış arkadaşlar. Lisanslı olduğu için. Tabi birebir aynısı olacak. Ama gerçekten şu an kullanımı, kalitesi falan 10 numara diyebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel. Şimdi şu Dorse'yi bir alalım bakayım. Birazcık kötü mü geldik? Yok, güzel. Direkt aldım vallahi. Hadi bakayım. Dorse'mizi bağlıyoruz ve vinç taşıyoruz arkadaşlar. Çok ağır bir yük zaten gördüğünüz üzere. Bunu taşımak biraz da zor olacak. Ya bu kadar ağır bir yükü taşımak öyle kolay değil. Ve bir göstereyim size. Bakın abi. Vincimiz böyle. Nasıl ama vallahi canavar bir şeyimiz var. Yükümüz var. Çok ağır. Şunu biliyorsunuz. Lastikleri sağa sola ayarlama olayı. Bunu gerekirse dönüşlerde falan kullanacağız zaten. O ne abi? Bir dakika 360'a ben bir geçeyim. Lastikler düz değil mi? Biraz yamuk gidiyor gibi geldi de. Şimdi buradan dönerken kesin kullanmam lazım ya. Ya kullanmazsam dönemem burayı muhtemelen ama bir deneyeceğim yine de.
Abi yüke bakın ya. İnanılmaz bir yük. Şimdi deneyeceğim. Hiç arka lastikleri kullanmadan bayağı genişten alıyorum. Oo abi döner ya. Manevrası çok güzel. Yükümüz bak 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 arkadan nasıl geliyor şey? Eskort araç o bizi takip ediyor. Bak yollarda bütün polisler bizim için yolları kapamış. Sinyal mi veriyorum? Biraz genişten dönüşü yapalım. Abi hiç yardımı kullanmaya gerek yok. Şu lastik yardımı var ya sağa sola döndü. Hiç gerek yok bence. Çok rahat gideriz zaten. Onu kullanmama hiç gerek yok. Camları şuradan mı açıyorduk? Ha açıldı. Allah abi bir cam açacağız diye düştük ya. Dur 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 dur. Orada kaydırdık bir cam açacağız diye. Aa, gelmiyor mu? Vay vay orada şuraya takıldı ya. Arka lastik pati çekiyor. Patinajda. Geçmiş olsun. Biz ya var ya hiç olacak iş değil. Yani şu an bunun burada böyle yapması gerçekten kötü oldu ya. Kurtarması gereken bir yer aslında. Yani burada da takılma ya. Gerçekten burada takılma yani. Ama şu an arka taraf. Şuradan çıkar mıyız? Haydi bakayım. Allah. Ya var ya yemin ederim bir sefer tapacağız dedik ya hemen bir sıkıntı çıkar zaten. Şuradan bir yol yardımı ben bir arayayım. Yola bizi bir atsınlar. Abi gerçekten erkenden bir yol yardım kullanmış olduk ama orada ben de bir an şu camı açacağım diye gittik ya. Şunu da açayım biraz. Hadi abi aç şu camı bak demin senin yüzünden yemin ederim kaza yaptık. Boş yere yol yardıma para verdik. Bizim eskort araç arkada mı? Güzel geliyor. Yükümüz aşırı ağır arkadaşlar. Gerçekten sürmesi çok zor oluyor. Ya o yüzden çok dikkat etmeniz lazım kullanırken. Ama mükemmel bitir. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel ama kullanırken bayağı zorlanıyorsunuz. Allah'tan yakın mesafe seçtim. 220 kilometre alt üstü. Çok rahat gideriz. O kazayı saymazsak bak 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 o araba dönmüyor ki. Bak döndürüyorum araba resmen o kadar yavaş dönüyor ki anlatamam size. Aşırı zor ve kendiliğinden araç sağa sola gidiyor. Aşırı sıkıntı. Bak söylüyorum inanılmaz sıkıntı. Oo bu ne abi? Yemin ederim kendisi kayıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Direkt kendisi sağa sola gitmeye başlıyor ve ufak tefek kazalar oldu. Biz unutmuşuz bayağıdır oynamayalı Truck Simulator'ı. Ama arkada yük varken çok hızlı gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Bak yine kaydı şu an kontrolden çıktım. Kontrolden çıktım ama iyi kurtardım. Kurtardım ama çok zor. İnanılmaz zor. Ya çok yavaş gitmeniz lazım. Çok da fazla hasar vermeye başladım. Ben herhalde bu gidişle bu yolu bitiremeyeceğim gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı sıkıntı. Çok dikkatli oynamak lazım. 360'a bir geçeyim. Heh, şöyle gidelim. Yani bu nedir abi böyle? Bu nedir böyle? Yani bu kadar zor olmaması gerek. Kendiliğinden bir anda şeritten çıkıyor ve tekrar şeride sokması inanılmaz zor. Çünkü arkadaki yük bayağı ağır ve o yükü kontrol etmek öyle kolay değil arkadaşlar. O yüzden de çok çabuk kontrolden çıkıyor şu an tırımız. Yeni tır Scania showroom'u gösterdik zaten gördünüz. Ve yeni tırımızı da görüyorsunuz. Satın aldık. Bunun için 3 tane tır sattım alabilmek için. Şimdi ben buradan geçebilecek miyim? Hadi buradan geçtik şuradan dönerken. Vallahi vurmadan geçersem vallahi geçtim. O arkada ufak bir şey oldu ama bize bir hasar vermedi. Çok tehlikeli. Kullanması çok eğlenceli ama inanılmaz zor bir araç. Gerçekten çok zor. Kullanmak çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size öncelikle. Öyle kolay bir kullanımı yok. O da tabii ki yükün çok ağır olmasından kaynaklı. Yoksa Scania gerçekten çok güzel olmuş. İçi falan o kadar kaliteli ki. Yani bildiğiniz lisanslı bir araç olduğunu buradan zaten gösteriyor. Ve hızımızı da çok güzel. Abi yüzde rampa çıkıyorum ya ve arkamdaki yükü de unutmayın yani boş yük değil öyle şey çıkmıyoruz. Ağır bir yük var şu an. Baya ağır bir tonajlı yük. Vinç taşıyoruz. Ona rağmen yüzde rampa çıktık. Baya iyi. Gerçekten baya iyi. Ama bir an önce varmak istiyorum. Çünkü yüke daha fazla hasar vermek istemiyorum. Baya bir hasar verdik. Biraz çarptık ilk başlarda ama alıştım dikkat ettiyseniz. Başlangıçta vurdum.
şu anda ikinci vuruş gelecek diyecektim ama kurtardım. Bakalım. Umarım kaza yapmadan bitiririm. Ama birazcık zor. Arkadan paso bildirim gönderiyor otobüs simülatörüyle trak simülatörü ya. Ses geliyor duyuyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bildirim ama boş bildirim. Hiç... Allah! Abin ya var ya böyle bir şey yok ya. Yemin ederim sağ ön lastik patladı. Abi bu kadar ağır yükle de patlamasın diyeceğim de tabii ki ağır yükle patlayacak. Gitti bak sağ ön lastiği görüyor musunuz? Servise gidiyoruz. Aa burada bile takılıyor bu ya. Yapma bunu. Şu an var ya inanılmaz sıkıntı var. Söyleyeyim size. Bir kurtarırsak şurada bir sıkıntı var. Hadi artık, hadi artık dörtlümü de şöyle ben bir nerede dörtlü ya? Ha buradaymış. Dörtlüyü açtım. Emniyet şeridinden gideceğim ama da gitmeyeyim ya. Dur takılıyor kenarlara falan. Hemen servis şurada. Ama sıkıntı şu ki araba sürekli sağa çekiyor ve arkadaki yük inanılmaz ötesi ağır ve bu kadar ağır bir yüke lastik dayanmadı arkadaşlar. Evet, ağır yük lastiğimizi patlattı. Bakın sürekli sağ tarafa çekiyor araç. İnanılmaz zor gidiyoruz şu an. Anlatamam size. İnanılmaz zor gidiyoruz. Muhtemelen bu servis Scania'nın mı kendi servisi acaba? Öyle bir şey olabilir. Scania'nın kendi yetkili servise eklenmiş olabilir servis olarak. Ama şu an inanılmaz zorlanıyorum. Anlatamam size. Yani vinç taşımak bu kadar zor muymuş derseniz evet arkadaşlar bayağı zormuş. Bayağı bayağı zormuş. Şu an resmen can çekişiyorum ya. Vallahi yetiştireceğim diye. Kaza yapmayalım diye. Arkadan da araba gelmiyor şansımıza. Vallahi şansa araba da gelmiyor. Bizim eskort araç arkadan geliyor. O bizi koruyor ama çok yakın geliyor. Bunu bir düzeltmediler. Keşke biraz daha geriden takip etse. Ama o bir türlü düzelmedi. Evet sanırım burası Scania'nın aynen bakın Scania'nın yetkili servisi oyuna eklenmişti biliyorsunuz. Tabi buralara da onu entegre etmişler. Servise geldiğinizde direkt Scania'nın kendi servisine geliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Şu an artık ön lastik yazıla yazıla gidiyor yere. Yani o kadar patladı ki yani düşünün bu kadar ağır bir yükü taşımak da kolay değil. Ve araç dayanamadı daha fazla. Şu an servise çekiyorum aracı artık. Yani gerçekten bu yükü taşırken de aylar sonra da ilk seferde patlamasaydı ya keşke. Biraz dayansaydı çok güzel olacaktı. Ama maalesef şu an servise doğru gitmeye çalışıyorum. Ama artık güvendeyiz. Arkadan araç gelmez. Burası zaten bize ait. Artık servis yolu. Araç falan kolay kolay gelmez. Dörtlüm yanıyor. Rahat bir şekilde gidiyorum diyemeyeceğim. Çünkü gidemiyorum. Gerçekten sağ tarafa çok çekiyor araç. Ve kontrol inanılmaz zor arkadaşlar. Bakın serviste bir araç var. Bizim yer var değil mi? Ya buralara çekeriz birazdan. Durmuyor. Oo, araç bile durmuyor. 500 lira veriyoruz servis için. Abi böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Çünkü çok zorlandık. Gerçekten çok zorlandık bu aracı çekebilmek için. Ama çektik. Evet ama çektik. Yapıldı araç. Şimdi şu dörtlüyü kapatalım. Haydi bakayım çıkıyoruz yola. Scania'nın görüyorsunuz şöyle kendi servisi arkadaşlar burası. Burada ben bir iki foto çekeyim ben değil mi? İyi olur. Çekelim daha sonra da yola devam ederiz. Haydi bakalım. Devam. Yalnız ön tarafı unuttuk. Önde şey varmış. Çit varmış. Orayı unuttuk abi. Aman arkada da bizim eskort araç dibimize girmiş tabii. Haydi bakalım. Şuradan bir vurmadan kazasız çıkarsak zaten 60 kilometre kaldı. Yol bitti aslında ama işte maalesef böyle sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu kadar ağır bir yüke dayanamadı artık lastikleri gümledi. Allah'tan bir tanesi patladı. Daha fazlası patlasaydı zaten muhtemelen biz epey bir sıkıntıya düşecektik. Şu an için bakın lastik mis gibi abi. Hiçbir sıkıntısı yok. Tam gaz ilerliyorum. Artık Gümüşhane'den yola çıktık biliyorsunuz. Elazığ'a doğru gidiyoruz. Ve yükümüz vinç bugün. Bir 25-24 kilometrem kaldı. Güzel bir şekilde birkaç kaza dışında orada bir polis mi var? Ha bizim için gelmişler. Tabii ağır bir araç. Uzun bir yükümüz var. Bunu tabii ki onlar güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyorlar. Şehir içinde problem olmasın diye bize bir yardımcı oluyor polis ekipleri de. Bizim tabii arkada yardımcı şey de var. Eskort araç da var. O da peşimizde. Şu an için artık yolumuz
Yani bitti gibi bir şey. Çok bir şey kalmadı abi. Şuradan çıktıktan sonra şurada bir şantiye var. Şantiyeye bırakacağız vinci. Çünkü burada vincin çalışması lazım arkadaşlar. Baksanıza. Geldik şöyle bir şantiyeye geldik. Aman 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 iyi duruyor ha. Frene basınca pat diye kilitleniyor araba. Öyle yavaş mavaş değil. Çok sağlam bir frenleri var Scania'nın. Şurada bayağı bir yolda bir deforme var. Allah yavaş dikkat. Güzel. Lit kömür diye bir yere vinç getirdik arkadaşlar. Buraya Allah ne oluyor öyle? Abi kendisi kaydı. Ayda bak böyle sıkıntılar önemli. Dikkat etmek lazım. Görüyorsunuz. Yani baya zor arkadaşlar. Bu tarz yükleri taşımak gerçekten çok zor. Baya tehlikeli bir de. Hadi tam teslimat geriye diyeyim. Bari biraz da para gelsin arkadaşlar. Tam teslimat yapalım. Bir yükü nereye bırakacağım? Bir göreyim ya. Nerede bu yükü bırakacağımız nokta? Şu karşıdaymış. Tamam oraya bırakalım. Bırakmaya çalışalım. Oho, biz bunu bırakacağız da ben göreceğim. Yani benim kontrolüm dışında kayıyor arkadaşlar. Gerçekten benim kontrolüm dışında kayıyor araç. Yani öyle rahat bir sürüş yok söyleyeyim size. Bunu birazcık hafif bir yükle denememiz lazım. Bu kadar ağır bir yükle bayağı bir zor bir iş yaptık bugün ama yine de ufak tefek kazaları saymazsak şu an kendisi kayıyor bu arada. Ufak tefek kazaları saymazsak yine de rahat bir şekilde geldik de ben şimdi bunu buraya nasıl park edeceğim? Ben onu düşünüyorum. Muhtemelen park edemeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Çünkü aracı düzeltemiyorum ki. Kendisi kayıyor sürekli zaten. Yani ben öyle aracı kontrol etmem inanılmaz zor. Peki şu sistemi kullansak nasıl olur? Direkt döner mi? Şunu kullandım. Evet ama yani tamam dönüyor ama tabii onu da kontrol etmesi zor. Tamam yavaş yavaş dorse çıkacak. Abi biz bunu buraya park edemeyeceğiz ya. Vallahi park edemeyeceğim. Dur ben şu sistemi kullanmayacağım. Lastik yardım sistemi var ya. Onu hiç kullanmıyorum ben. Eski usul zor şekilde. Abi eski usul şu şekilde çok fazla direksiyonu kırdığınız zaman sıkışıp kalıyor tır. Onu yapmamak lazım. Tamam park edeceğiz onu biliyoruz artık. Bak bu şekilde güzel gördünüz mü? Şunun tekerlek yardımını kullanınca abi onu park edemiyorum. Bak böyle neredeyse bak neredeyse tekte girdim ha. Vallahi ya biraz daha zorlasam tekte park etmiştim. Şimdi biraz ileri alayım muhtemelen kabul edecektir. Şu an kabul eder mi? Etti bile. Gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bence ya. 11.000 iyi para geldi. Bonus da gelmiş hatta. Normalde biz 9 küsür anlaşmamış mıydık biz bu iş için? Biraz bonus falan da geldi. Güzel oldu. En azından yeni lisanslı Scania tırını görmüş oldunuz. Showroom'u gördünüz. Güzel olmuş. Bayağı lisanslı her şey. Yine devam ederiz. Oynarız. Güncelleme gelirse daha sık oynarız. Gelmezse böyle ara ara oynamaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.